Değerli izleyenler, sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde bir lise öğrencisini darp ederek telefonla el koyan 5 kişi yakalandı. Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandacıoğlu, Ankara'da Van adına kurulan Başkent Platformu'nun aylık toplantısına katıldı. Yüksek İstişare Kurulu üyesi Refik Kaval ile birlikte Başkent Platformu'nun aylık toplantısına katılan VATSO Başkanı Zahir Kandacıoğlu, hem Van Spor'a yapmış oldukları katkılardan hem de Ankara'da Van'ı temsil ederek Van'ın sesi ve güçlü lobisi olmalarından dolayı kendilerini kutladı. Van'ın Gevaş ilçesi doğalgaza kavuştu. İlçede ilk abone olan Bahçeli Evler Mahallesi sakini Süleyman Tanrı Tanır'ın evine ilk gaz akışı sağlandı. İlk gaz akışını sağlamak için Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Müsaip Akyüz, Harita ve Proje Şefi Ahmet Karakuş, Müşteri Hizmetleri Şefi Burcu Özvan, Süleyman Tanrı Tanır'ın evine giderek gaz vanasını açtı. AK Parti Bahçeseray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki AK Partililerle birlikte kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine 2022 yılında da devam ediyor. Ziyaretleri sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Sabırlı, yapılması gerekenleri istişare ederek sorunların çözümünde çaba sarf ediyor. Bahçeseray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, AK Parti Bahçeseray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında ailelerle sohbet edip taleplerini dinleyen Kaymakam Kundakçı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Van'da Fevzi Şengül Ortaokulu 2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen dart il birinciliği müsabakalarında il birincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar Mehmet Akif Ersoy Lisesi spor salonunda gerçekleşti. 8 takım ve 32 sporcunun katıldığı Yıldız Kızlar kategorisinde Fevzi Şengül Ortaokulu il birincisi olarak bölge müsabakalarına girmeye hak kazandı. Van'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu tedavi altına alındı. Olay Van Erciş Karayolu üzerinde meydana geldi. Bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban domuzunu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yetkililer, Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan ile birlikte olay yerine gitti. Yaban domuzu Profesör Doktor Lokman Aslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü personeli tarafından uyuşturulduktan sonra tedavisi yapılmak üzere Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürüldü.